Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizler bugün haşhaşlı çörek yapıyoruz. İlk önce bir su bardağı sütle başladık. Bir su bardağı su. İkisi de ılık olacak. Bir çay bardağı sıvı yağ. Üç yemek kaşığı toz şeker. Bir paket kuru maya. Yaş maya da olabilir. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler işte iyiyiz, idare ediyoruz. Sizlerden gelen yorumlarla, beğenilerle, izlemelerle daha iyi oluyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için, beğenileriniz için ve izlediğiniz için. Abone olmayanlar gelmişken bir de abone olursa ve bildirim zilini de açarsa çok memnun olacağım. Bildirim zilini açarsa yeni paylaşımlarımızdan haberdar olur. Evet, bu iyice karıştı. Şimdi iki yumurta beyazını katıyoruz. Maya iyice gördüğünüz gibi aktif hale geçiyor. Altı su bardağı un katıyoruz. Bir çay kaşığı tuz katıyoruz. Tuzu da kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Unun tamamı 6 su bardağı olacak. Şimdi arkadaşlar, un ölçüsü bence daha dikkatli gidelim. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebiliyor bu un katımı. Biz de 6 su bardağı kattık ama sizin ne kadar katacağınıza ölçülü gitmek en güzeli. Şimdi elimizle yoğuralım. Elimizle iyice yoğuralım. Evet, hamurumuz böyle oldu. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağ katıyoruz. Evet arkadaşlar, o yarım çay bardağı sıvı yağla yoğurduk ve şimdi mayalansın diye bırakıyoruz. Ağzını kapatacağız. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi bayağı kabardı. Şimdi bunu bezelere ayıracağız.
Evet, bezelerimizi yaptık. Şimdi bunun mayalanması lazım. Böyle bırakıyoruz. Üzerini tabii örterek. 400 gram haşhaş var burada. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı da toz şeker katacağız. Bunu şimdi iyice karıştıralım. İyice karıştırdık gördüğünüz gibi. Karıştı iyice. Şimdi bezelerimizi açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bizim bezemiz gördüğünüz gibi bayağı kabarmış. Şimdi açmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar. 3 yemek kaşığı sıvı yağla şimdi bunu açmaya başlayacağız. İlk bezemizi açıyoruz. Elimize sıvı yağ döküp evet arkadaşlar tabak büyüklüğünde açtık ve şimdi haşhaşlı malzemeyi koyuyoruz. Evet. Her tarafına yaydık. Evet, ikinci bezemizi açıyoruz. Bunu da üzerine haşhaşlı haşlandıracağız. Bütün katlara bunu yapacağız. Bezelerin hepsinin arasında bunun aynı işlemi uygulayacağız. Haşhaşı bol oldu mu güzel oluyor. En azından biz öyle seviyoruz. Evet arkadaşlar son bezemizi de açtık ve üzerine yerleştiriyoruz. Bunun üzerine haşhaşlı harç koyacağız. Güzel kabardı baksanıza. Evet. Şimdi bunu genişletelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birer parmak aralıklarla kesiyoruz. İyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini kestik. Şimdi bunu şekil vermeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, aynen. Hepsini böyle yapacağız. Evet arkadaşlar. Aynen böyle işte. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haşhaşlı büyütmemi kabardı. Çok güzel oldu. Şimdi yumurta sarısı, 2 yumurta sarısı, 1 kaşık da yağ var. Sıvı yağ. Onunla
Üzerine bir güzel yumurta sarısı sürüp fırına vereceğiz. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına. Evet. Tamamına yumurta sarısı sıvı yağ sürdük. Şimdi fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar çıktı. Fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Nefis oldu. Tavsiye ederim yapın. Ve şimdiden yapacak ve yiyecek olanlara afiyet, şifa olsun inşallah. Sağlıklı günlerde tüketsinler inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın.